Merhabalar. Ben çok seçimler gördüm. Diğer e, 80-90 önce hatta 2000 önce seçimlerde e, liderler çıkar kendi projelerini açıklarlardı. Hatta 4'ü beşi, kaç tane ise ekranda toplanırlar. Birbirleriyle moderatör soru sorar. Herkes ona göre o sorulara göre sırasıyla cevap verirdi. Yani birbirleriyle yarışırlardı. Vatandaş da ona göre seçme ve seçilme hakkını kullanırdı. Vatandaş seçilecek değil de e, seçme hakkını kullanırdı. Şimdi bakıyorum şeye, seçimlere tek taraflı tribünde oynayan birisi var ve karşısında bir muhalefet var. Ne diyor? Tüm seçim propagandası, seçim, seçim stratejisi CHP üzerine. Varsa yoksa CHP. Vurun kahpeye hesabı. Ya 30 senedir memleketi yöneten sensin. Senin iktidara geldiğinde doğan çocuk 30 yaşında. İş bulamamışsa çocuk herhalde yönetimin suçu. Yani 30 senedir bu ülkeyi yönetimin suçu sorumlu olması gerekir. Memlekette kıtlık varsa senin sorumluluğun. Memlekette fiyatlar almış başını gidiyorsa senin sorumluluğunda. Memlekette emekli düşük maaş alıyor ve işten neredeyse senin sorumluluğunda. Memlekette iyi gitmeyin ne varsa senin sorumluluğunda ama yok diyor CHP. CHP üzerine oynanıyor tüm siyaset. Ne eğitimden sorumlu bunlar, ne iklimden sorumlular, ne ekonomiden sorumlular, ne üretimden sorumlular, ne tüketimden sorumlular, ne fiyatlardan sorumlular. Hiçbir şey. Sorumsuz sorumlular. Dünya umurlarında değil. Türkiye'de umurlarında değil. Yeter ya, Vallahi yeter. Yeter artık ya. Yani siz milleti salak mı zannediyorsunuz yoksa? Ya gerçekten salak mı millet? Haa. Diyorsunuz ki ya salaklar basılır. Salak salak dediğiniz doğru. Vallahi dediğiniz doğru. Bu millet salak galiba. Öyle mi zannediyorsunuz? Peki. Sizin dediğiniz gibi olsun. Herhalde son cümleniz CHP sahtekar millette salak. Anladım ben. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.